Euclid's first common notion is this. Things which are equal to the same thing are equal to each other. That's a rule of mathematical reasoning. It's true because it works. Steven Spielberg'ün yönettiği Lincoln'da Amerika'nın 16. başkanını canlandıran Daniel Day-Lewis, 3. kez en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Blood's been spilled to afford us this moment. Now, now, now. Day-Lewis'in üstlendiği her rolün altından başarıyla kalkması sinema eleştirmenlerince övgüyle karşılanıyor. Day-Lewis, Milan Kundera'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve 1968 Prag Baharı sırasında geçen Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğinde Çek Doktor Thomas'ı canlandırmıştı. Doktor Thomas'ın aksanını kusursuz biçimde yakalayabilmek için Çekçe öğrenen Day-Lewis, 8 ay süren çekimler sırasında adeta bu karakterle yaşamış. Slane! 1989'da Sol Ayağın filminde İrlandalı sakat ressam Christy Brown'u canlandıran Day-Lewis, rolüne bürünmek için tekerlekli sandalyesinden hiç ayrılmamış. Sanatçı bu rolüyle ilk en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Day-Lewis ikinci kez 1993'te In the Name of the Father filminde yanlışlıkla Londra'daki bir pub'ın bombalanmasıyla suçlanan hırsız rolüyle Oscar'a aday gösterildi. This is a night for Americans. Sanatçı 5 yıl aradan sonra 2002'de Martin Scorsese'nin Gangs of New York filminde canlandırdığı kasap bir rolüyle sinemaya geri döndü. Whoopsie Daisy. Day-Lewis ikinci en iyi erkek oyuncu Oscar'ını There Will Be Blood filminde katı yürekli petrol zengini Daniel Plainview'u canlandırdığı rolüyle aldı. Say it louder. I've abandoned my child. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Sanatçının 2 yıl boyunca araştırma yapıp hazırlandığı Daniel Plainview rolünden daha büyük bir başarı elde etmesi o zaman düşünülmüyordu. Day-Lewis şimdi ise 5 yıl aradan sonra 16. Başkan Abraham Lincoln'u canlandırdığı performansıyla başarısını bir kez daha kanıtladı. Daniel Day-Lewis'e göre en büyük ödül dünyanın en büyük liderlerinden birinin kimliğine bürünmek. Abraham Lincoln kadar sevdiğim bir başka kişi daha olmadı. Olacağını da hiç sanmıyorum. Günümüzün en iyi aktörlerinden biri olan Daniel Day-Lewis için olağanüstü karakterleri canlandırmak yaptığı en önemli iş. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Shall we stop this bleeding?